Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 7. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazılısı çözeceğiz. Sınavda çıkması muhtemel sorular diye tahmin ediyorum. Özellikle ilk bölümün çıkması ihtimali çok yüksek gibi geliyor bana. Başlayalım arkadaşlar. Grupta adjectives demiş. Bakıyorum, sıfatları gruplandırıyoruz. Physical appearance, personality. Physical appearance, dış görünüş. Personality, karakter, iç görünüş diyebiliriz. Kısacası. Başlayalım. Generous, cömert anlamında. Bakıyorum. Personality, generous. Forgetful, üstünü çizebiliriz. Unutkan. Personality oluyor. Well-built, iri yapılı anlamında. Physical appearance. Beautiful, güzel. Physical appearance. Tall, uzun. Physical appearance. Short, kısa. O da physical appearance. Outgoing, dışa dönük. Personality, sosyal. Fat, şişman. Physical appearance. Stubborn, inatçı. Personality. Selfish, bencil. Personality. Handsome, yakışıklı. Physical appearance. Ugly, çirkin. Physical appearance. Slim, zayıf. Physical appearance. Honest, dürüst. Personality. Thoughtful, düşünceli. Tabii ki personality. Evet sevgili öğrenciler, birinci bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. Gelelim ikinci bölüme. Write the comparative form of adjectives. Sıfatların karşılaştırmasını yapın diyor. Bakalım, English isn't difficult, more difficult, çok eceli sıfattır. More gelmesi gerekir. Jackson is more talkative. Bu arada birinci sorumuzun cevabı İngilizce Rusçadan daha kolay değildir anlamında. Jackson is more talkative than David. Jackson David'den daha gevezedir. City life is bad. Düzensiz bir sıfattır arkadaşlar. Worse than village life. Köy yaşamından daha kötüdür. Fast cars than slow cars. More expensive olacak. Sıfatlarıma bakıp yapıyorum tabii ki. Traveling by ship is cheaper than traveling by plane. Gemiyle seyahat etmek, uçakla seyahat etmekten daha ucuzdur dedik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Crocodiles are more olacak. Sıfata bakıp yapıyorum. More dangerous. Daha tehlikelidir than lizards. Kertenkelelerden daha tehlikelidir oldu. Jack is always than Lisa. Happy. Tek eceli sıfat olarak geçiyor. Happier than Lisa. Jack daima Lisa'dan daha mutludur. My little sister is slimmer. Küçük kız kardeşim benden daha zayıftır. Slimmer. My aunt is more thoughtful. Düşüncelidir than my uncle. Dayımdan teyzem daha düşüncelidir. Comedies are funnier, tekeceli. Funnier than
Romances, romantik filmlerden daha komiktir şeklinde oldu bu şekilde. Birinci bölümümüzü tamamladık arkadaşlar. İkinci bölümümüze geçebiliriz. Hemen şu şekilde birinci sorumuza bakalım. Answer the questions. What is the date today? Günlerden ne? It is hangi gündeysek? Friday yazıyoruz. When were you born? Ne zaman doğdun? I was born in 2006. 2006'da doğdum şeklinde bu şekilde cevap verebiliyoruz arkadaşlar. Match dates with their written form. Eşleştirme yapacağız. Tarih eşleştirmesi yapmış. Hemen bakalım. 18.05.2018, the 18th of May 2018. A seçeneğinde buluyorum hemen. 5 Mayıs 2005. Bakıyorum seçeneklere. The 5th of May 2005. E seçeneğinde buluyorum. 19.02.2014. The 19th of January 2014. C seçeneğinde buldum. 28.11.1999. Hemen buluyorum. The 28th of November 1999. D seçeneğinde buldum. Evet. 5. sorumuza bakalım. 13 Ağustos 1453, the 13th of August 1453. B seçeneğinde buldum arkadaşlar. Hemen şu şekilde ben size göstereyim. Evet, tamamıyla diğerlerinde, diğer soruların cevaplarında sanırım gördük. Hemen 5. bölüm ve bizim diğer 6. bölüm, pardon, 6 olmuş fark etmez, 5. bölüm diye. Evet, hevkat ve hezkatla gördüğümüz gibi boşluklara doldurun demiş. The girl, kız, kız çocuk, has got long hair, uzun saça sahip. They have got, oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. I have mustache. Onların bıyıkları var. Bıyıklara sahip, bıyığa sahip, bıyıkları derken bıyığa sahip diyebiliriz. Diyebiliriz değil deriz. I have got green eyes. Benim yeşil gözlerim var. Yeşil gözlere sahibim. Yani nasıl derseniz. Peter has got olacak. He, çünkü Tom and Paul iki kişi olduğu için have got. Şuraya dikkat edeceğiz. İki kişi var. I have got a brother. Bir erkek kardeşim var. Tom ve Paul'un koyu renk saçı var bu arada. Atlamayalım. 7. bölümümüze geçelim. 7. sorumuza geçelim. Bölümümüz derken. Kate, she has got, kısaca she dersek, small ears. Küçük kulakları var. Kate'in küçük kulakları var. My uncle, amcamın, has got olacak. Direkt hemen yazabilirim. Özne'den çok kolaylıkla bulabiliyorum. Big blue eyes. Büyük mavi gözleri var. The spider, örümcek, has got 8 legs. Örümceğin 8 bacakları, bacağı var. You have got, senin bir İngilizce kitabın var.
şu şekilde tam olarak tekrardan en baştan inceleyebiliriz. Gösterebilirim arkadaşlar yavaş bir şekilde. Evet. Diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi son bölümümüz sanıyorum. Complete the sentences used don't or doesn't. And the verbs in parentheses. Evet bakıyorum. I, öznemiz I olduğu için. I don't like reading very much. Çok okumayı sevmem. She doesn't like reading very much. O çok okumayı sevmez. We don't go to the office. Biz ofise gitmeyiz. We don't go to the office. Peter doesn't. Özneden hemen çok rahatlıkla bulabiliyorum. You don't know that song. Sen bu şarkıyı bilmiyorsun. She doesn't know that song. O bu şarkıyı bilmez. Students, bakın dikkat ediyorsunuz. Students don't have lessons demiş. My father, babam, he'dir. Doesn't wash his car on Mondays. Pazarları arabasını yıkamaz şeklinde. Bölümü tamamladık. Hemen baştan gösteriyorum. Tekrardan şu şekilde. Siz videoyu tekrardan izleyebilirsiniz. Sınavımız bu şekilde sona erdi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İsterseniz birinci ve ikinci bölümü tekrardan size gösterebilirim. Birinci bölümümüz bu şekildeydi. Evet. Sıfatları grupladık. Özellikle de bunlar çıkıyor, çok çıkıyor sınavda. Dikkat ediyoruz. Evet. Burada da kıyaslama yaptık şu şekilde. Yani birinci bölümü tekrardan vermek istedim çünkü önemli. Hepinize başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.